Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Murat Özcan. 1977 Akçaabat doğumluyum. Evet. İki tane çocuğum var, evliyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Peki kaç yıldır bu eğitim kurumunda var olmaktayız? Bu eğitim kurumunda 7 yıldır varım. Ama bundan öncesinde de toplam 17 yıllık bir eğitim geçmişim var. Okul müdürlüğü, öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kuruculuk, çeşitli dallarda yer aldık. Peki Bil Temel Lisesi'nde öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitim sistemi mi, hangi sınav üzerinde duruyoruz? Bizim temel amacımız üniversite sınavlarına hazırlık. Lise grubu öğrencilerimizle çalışıyoruz. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar. En yoğun olduğumuz grup 12. sınıf öğrenciler oluyor. Evet. Üniversite sınavına hazırlık ve akademik eğitim, ikisi bir arada, hem okul dersleri hem üniversite hazırlık bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz çoğunlukla 12. sınıfa doğru yaklaştıkça sınav stresinin başlamasıyla, sınav hazırlık ihtiyacının belirmesiyle bizimle birlikte olmayı daha çok yeğliyorlar. Bu anlamda biz 12. sınıflarda üniversite sınavına hazırlık, 9-10-11. sınıflarda akademik eğitim, bir lise eğitimi. Öğrencilerinin sınav sistemine değinmişken sosyal faaliyetleriniz nelerdir? Onları rahatlatabilecek Sosyal faaliyetlerimizi genelde cumartesi günleri yapıyoruz. Genel tekrar dersleri, etüt çalışmaları ve deneme sınavları yapmadığımız günlerde çeşitli programlarımız oluyor. Tabii konu Trabzon olunca Trabzon'da en çok spor faaliyetleri yapılıyor. Futbol, basketbol. Örneğin yarın akşam Trabzonspor Medikal Park basket takımının Trabzon'daki ilk maçı. 200 öğrencimizle birlikte katılacağız. Biz de Hayri Gür Spor Salonu'nda olacak. Çok güzel. Bu tip faaliyetler yapıyoruz. Gezilerimiz oluyor. Tarihi gezilerimiz oluyor. Turistik gezilerimiz de oluyor. Üniversite ziyaretlerimiz oluyor. Ankara, İstanbul'da öğrencilerimize büyük üniversiteleri getirip gezdiriyoruz. Göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimiz var. Çok güzel. Birebir görmeleri onları etkileyecektir. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki Bil Temel Lisesi'nde kaç tane sınıfımız var? Sınıf mevcudumuz? Bil Temel Lisesi'nde toplam 12 sınıfımız var. Laboratuvarlarımız, görsel sanatlar dersliğimiz, müzik dersliğimiz. Bunların hepsi mevcut. Sınıf mevcutlarımız zaten Milli Eğitim'in belirlediği kontenjan 16 öğrenci olduğu için maksimum 16 öğrencilik sınıflarımız oluyor. 16'dan fazla öğrenci bulundurmuyoruz. Evet, çok güzel. Peki her sektörde olduğu gibi belli başlı sorunlar vardır. Sizler de içinde bulunduğunuz eğitim sektörüne ait sorunlar yaşıyor musunuz? Birinci derecede yaşadığımız problem eğitim sistemiyle ilgili, yani özel kurumlarla ilgili. Tabii son yıllarda çok sık yapılan değişiklikler. Özel öğretim kurslarının açılması, dershanelerin dönüştürülmesi, temel liselerin açılması. İnsanların kafasında daha çok bir isim kargaşası var. Yani hangi kurumlar hangi tip eğitim veriyorlar? Genelde bu noktada problemlerle karşılaşıyoruz. Evet. Bu problemler birkaç yıl içerisinde mutlaka çözülecektir. Şu anda çok yeni başlayan bir sistemin içindeyiz. Bunun dışında velilerimizin çocuklara karşı göstermiş olduğu davranışlarda bazı problemler yaşayabiliyoruz. Bunun yanında eğitim öğretim kadrolarında zaman zaman problemlerle karşılaşıyoruz. Çünkü devlet Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu atamalar zaman zaman özel öğretim kurumlarını zor durumda bırakabiliyor. Evet. Ama hani aşamadığımız, üstesinden gelemeyeceğimizi düşündüğümüz çok ciddi bir problemimiz yok. Çok güzel. Peki özel temel lisemizde, özel Bil Temel Lisesi'nde kaç öğretmenimiz bulunmakta? 16 öğretmenimiz var. Bunların 12 tanesi kadrolu, 4 tanesi ücretli öğretmen şeklinde çalışıyor. Şu anda kadroya çok ciddi takviyeler de yaptık. Bu yıl geçen yıla nazaran birkaç adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Peki bulunduğunuz eğitim kurumu sektöründe yalnız değilsiniz. Sizler gibi birçok kurum var. Var. Sizleri o kurumlardan ayıran özelliğiniz nedir Murat Bey? Şöyle söyleyeyim. Bizim yapmış olduğumuz konsept, eğitim konseptimiz aslında bütün kurumlarda aynı. Ama bizim en ciddi farklılığımız olarak eğitim kadromuzun kalitesi. Kullanmış olduğumuz yayınların, dokümanların ve kaynakların kalitesi ve sınıflarda bulunan kontenjanlarımız. Hani bizi tanımlamada özellikle bu üç maddeyi yoğun olarak velilerimize karşı kullanıyoruz. Bu anlamda da geçen yıl Trabzon'da zaten 9 tane temel lise
faaliyete başlamıştı. Bütün Trabzon genelinden bahsediyorum. YGS puan ortalamasında okulumuz 3. sırada tamamladı ilk yılında. Önümüzdeki hedefimiz 1. olmazsa 2. olmak. Hayırlısı diyelim. Teşekkür ederim. Peki ileriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Çok kısa vadede fiziki koşullarımızı iyileştirme anlamında bu binadan ayrılmak istiyoruz. Tabii temel liseler konsept gereği dershaneden dönüşüm oldukları için bahçe ve bunun gibi şartları yerine getirmemişlerdi. Şu anda yine bu bölgede yaklaşık 5 dönümlük bir arazi üzerinde okul çalışmalarımıza başladık. Yani Ar-Ge'lerimiz devam ediyor, araştırmalarımıza devam ediyoruz. Aslında yerleşeceğimiz bölgeyi ve arsayı tam olarak tespit ettik. Büyük bir okul projesi. İçerisine ilkokul, ortaokul ve lise grubunu katacak şekilde büyük bir kolej planımız var. Şu anda onun üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Çok güzel. Öğrenciler de bu konuda şanslı olacaklar. Evet, yani maketlerini göstermeye başladık öğrencilere. Resimlerini göstermeye başladık. Projeleri göstermeye başladık. Çocuklar çok hoşlandılar. Evet. Peki son olarak sizleri izleyen izleyicilerimize ve tüm öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Yani ben öncelikle şunu ifade edeyim. Velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tabii bir üniversite sınavı olduğu için ciddi bir yarışın içerisinde kendilerini hissediyorlar. Bu da çok normal bir şey. Fakat mümkün olduğunca çocuklarımızın önce sağlığını ve iyi bir birey olmalarını düşünmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü zaman zaman yaşadığımız bazı olumsuzluklar bizi bu noktaya getiriyor. Bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Allah herkesin gönlüne göre versin, herkesin çalışmasının karşılığını versin diye diliyorum ben. Bu anlamda velilerimizi, önce velilerimizi sonra öğrencilerimizi mümkün olduğunca stresten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Evet, bizler de hoş sohbetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün de sizlere Giresun Akçaban Trabzon Özel Bil Temel Lisesi'nden seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.